Fenerbahçe karşı oynadı, nasıl oynayacaksın ki? Başka türlü oynama şansı yok. Evet. Şimdi Beşiktaş'a geçelim. Fenerbahçe ile ilgili benim sormadığım, atladığım bir şey kaldı mı? Fenerbahçe'de ziyade Türkiye geneliyle ilgili, Süper Lig'le ilgili bir şey söyleyeyim. Geçen sezon her psikolojik anlamda da yeni yıla girerken zaten Trabzonspor'un herkes şampiyon, hani son harfi bekliyordu. Çok erken bir şampiyonluk yaşandı. Tarihi olarak olmasa da yani gidişat onu gösteriyordu. Yani o saatten sonra Trabzonspor. Ben bu sezon genelinde erken şampiyonluk kesinlikle beklemiyorum. Yok. Fark olmayacak tepelerde ama erken düşme bekliyorum Aykut. Şimdi şu var. Büyük takımlarda o düşmeyi belki yaşamayabiliriz. Yok şey diyor, küme düşme. Küme düşme. Alt küme tarafı düşme. Diyor. Hayır, anladım. Küme düşme. Ha. Alt taraf. Yani geçen sezon şampiyonluk üst taraf kopup gitmişti biliyorsun. Hı. Bu sezonda diyorum ben erken düşme olacak. Geçen sezona baktığında son 2-3 haftaya kalan bir düşme var. Düşme barajı yüksek olmaz diyor. Yaşayabiliriz. Yani. Onu erken yaşayabiliriz ama üst tarafta da epey bir şey olacak. Çekişme olacak burada. Konya var, Başakşehir var. Bakma Karagümrük geliyor. Adana Demirspor var. Bunlar yani her zaman için o 5'in arasını hep yukarıda. Hep o potadalar onlar. Efendim? Onlar hep o potada olur. Ama olacak da seni de zorlayacak maçlar bunlar. Yani öyle basit, kolay maçlar, puan alabileceğin maçlar olarak düşünmemek lazım. Yani çok zorlayacak. Birbirlerinizin aranızda oynayacağınız maçlar. Şimdi hocam bak. Bugün Hatay, Adana Demir. Evet, kötü giden bir Hatay. Kağıt üstüne favori Adana Demir. Dön, Antalya, Kasımpaşa evet. Şimdi. Kötü giden Kasımpaşa. Kasımpaşa'da bir değişiklik oldu, hoca değişikliği oldu. Antalya geçen hafta 5 tane yedi. Ondan önceki hafta 5 gol attı Trabzon'a. Yani ne olacağı belli değil. Karagümrük Sivas'ta zor bir deplasmandı. Şimdi diyemiyorsun ki. Dün Sivas'ı izledim hocam. Nasıl buldun? Ya bir şey biraz koymuş mu üzerine? Çünkü az geliyor onlar biliyorsun sonradan açılıyorlar. Evet. Yani hep transferler geç olduğu için aldıkları bir iki oyuncu da onlara uygun bir oyuncu. Hocanın da düşüncelerine uygun bir oyuncu. Karagümrük de iyi maç çıkardı. Rıza Hoca orada bir hamle yapar. Yani mesela Başakşehir. Ya Başakşehir de çok enteresan bir takım. Ya Başakşehir futbolun gereklerinin hepsini yapıyor. Ama ne zaman çabuk çıkacağını. Emre Hoca ile de uzattılar. Emre ile uzattılar evet işte orada iki tane de futbol aklı iyi futbol aklı artık var. Emre hoca oldu. Ama işte hep bak, Emre şimdi artık hoca. Eklemeyi de yapalım. Erdinç'le birlikte ikisi birbirlerini çok iyi bağlıyorlar. Yok şey anlamında söylüyorum. Lisans anlamında da lisans şimdi. Anlamında, tabii. Artık hayırlısı olsun. 10 puanı var işte. Yani şöyle Fenerbahçe'de kapatıyoruz tabii Fenerbahçe. Bence hocayla hani bir sezonluk yaptılar ya hocayla bir iki sezon daha gitsinler. Yani bu sezon değiştirdiği zaman gelen hoca gene takımı değiştirdi. Bir sene yaptı ama işte. Şimdi bak, bir sene yaptı da. Sözleşme bir sene hoca. Hoca gittiği zaman bak düşün kim gelirse gelsin bu kadroyu gene değiştirecek. Hı hı. 4 tane 5 tane değil kaçta 6 hep. Herkes bu kadroyu oynatamaz diyorsun. Abi yani. Her sene bak her sene bir takımlarda bilhassa büyük takımlar 7 tane 8 tane 10 tane transfer olur mu ya? Olur mu böyle bir şey? Oluyor işte ama bunu her sene söylüyoruz. Fenerbahçe bunu her sene yapıyor. Fenerbahçe için geçerli değil bu. Bütün büyük takımlardan bahsediyorum. Bu sene dedik ne güzel sezonun başında dedik 5 tane falan yapıyorlar kapatacak. Bir baktın 6 oldu, 7 oldu, 8 oldu daha hala gidiyor. Daha bitene kadar da transfer yapılacak. Bugün yani, sabah yayınında Murat Sancak da söyledi. Galatasaray Icardi'yi açıklar dedi. Evet. 1,5 aydır falan zaten Icardi işini götürüyordu. Mesela Icardi de çok büyük bir renk katar ligimize. Bak Icardi şimdi oyuncu ve Gors. Orada bir sürü var. Şeyde Trabzon'da Maxi'yi aldı. Maxi. Yani, bunlar santrofor. Bunlar santrofor. Yani forvetli bunlar santrofor. Güzel bir lig olur hocam. Öyle olacak zaten. Bol gollü bir lig izlemek istiyoruz. Tüm başkanlarımızı tebrik edelim hocam. Kolay değil. Ben şunu söylüyorum. Geçenlerde burada yayında da söyledim. Bir Bayern Münih olalım ya. Futbol aklı olarak Bayern Münih olalım. Ama ne demek istediğimi anladın değil mi? Oradaki kişiler futbolla ilgili onlar ilgilensin. Beşiktaş için ne diyorsun Mahmut abi? Senin yapacağın yorumlar da biz Ozan'a bile ışık tutar, bana da ışık tutar. Ne demek? Şimdi Beşiktaş içeride, dışarıda ilk bölümde, ilk yarıda inanılmaz tempo yapıyor. Koşuyor, basıyor, hızlı oyuncuları var. Bir de Sercan Dikme'yi de bir görelim. Nasıl bir 11 ile çıkacak açıkçası merak ediyorsun. Belki Beşiktaş çok fazla hoca 11 değiştirmiyor. Genelde bilindik 11'le çıkıyor. Müsait 11'le çıkıyor diyelim hadi. Sercan değişir mi peki? Bu benim sorum. Farklılaşır mı ilk 11? Bence değişmez Aykut İnce. Bir önceki maça oranla neredeyse tamamının aynı bekliyoruz. Neredeyse diyorum çünkü bir kaleci değişikliği muhtemel. Bildiğiniz üzere Ersin Destanoğlu'ydu sezon başlangıcında. Ancak forma rekabetini biraz daha hareketlendirebilmek için bugün kalede çok büyük bir ihtimalle Emre Bilgin'i göreceğiz ama geri kalan kısımların aynı kalmasını bekliyoruz. Burada tabii ki Beşiktaşların en fazla merak ettiği durum Dellali'nin oynayıp oynamayacağı. Özellikle Ghezzal'ın sakatlığından sonra Muleka kanatta tuttu, goller attı. Halen o durumun devam etmesini bekliyoruz. Bir önceki bağlantıda muhtemel 11'e ilişkin notu paylaşmıştık ancak ekranlarını yeni açan futbol severler ve Beşiktaşlar varsa tekrar etmekte fayda var. Kalede Emre Bilgin'i bekliyoruz. Savunmada dörtlü Rozier, Necip, Sais, Masuaku. Orta alanda Salih Uçan ve Getson ki Salih Uçan 2 gün önce artık sakatlığını atlattı. Hazır durumda oynamasını bekliyoruz. Kanatların birinde Muleka, diğerinde Kevin Encudu. Dellali hemen forvet arkası mevkinde. Forvette ise Wood ve Gors. Özellikle Valerian İsmail maçtan bir gün önce deplasmanlara geliyordu. Ancak bu deplasman özelinde maçın geç saatte oynanacak olması, 21.45'te oynanacak olması bu süreye kadar yaklaşık 28-30 saat boyunca takımın otelde kalmaması adına kamp sürecini Nevzat Demir tesislerinde geçirdi. Beşiktaş bu sabah saatlerinde geldi. Beşiktaş'taki havanın iyi olduğunu, içerideki ambiyansın çok fazlasıyla iyiye gittiğini, Beşiktaş futbol takımı ile ilgili konuşurken hep bir klişedir ama gerçekten güneşli günlerden bahsedebiliriz bugün itibariyle. Hem transferlerin tutması büyük bir oranda hem puan tablosunda haftaya başlangıçta lider olarak girilmesi. Beşiktaş'ta sular duruldu. İlk haftalarda çok konuşulan, yüksek sesle söylenen eleştiriler hem hocaya dair hem yönetime dair biraz daha durulmuş durumda. Şu an itibariyle artık maç bekleniyor Beşiktaş'ta. Onun dışında eklememi istediğiniz bir şey var mı veya transfere dair? Zaten bir önceki bağlantıda ifade etmiştik. Stoper takviyesi yapılacaktı. Ancak biraz ucu açık bir durumda şu an sağ stoper durumu. Necip'in iyi bir performans sergilemesi, Wellington'un takımdan ayrılmayışı ki Arap Yarımadası'na o durum biraz daha duruldu. Artık takımda kaldı gibi görünüyor. Sadece burada bir sol kanat transferinden bahsedebiliriz. Sol kanat transferiyle de ilgili olarak hem Valerian İsmail'in hem de sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın çalışmalar yaptığını biliyoruz. Dün A-Spor ekranlarında söylediğimiz bir durum vardı. Southampton forması giyen Nathan Redmond Beşiktaş kulübüyle görüşüyor. Oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Ancak net bir ifadeyle sol kanatta konuşulan, görüşülen 3-4 futbolcudan biri Nathan olduğunu öğrenebildik. Diğer kalanını umarım ilerleyen saatlerde veya ilerleyen günlerde öğrenebiliriz.